Son mühür ekranlarından günaydın. Gün başlıyor. Saatleriniz onu gösteriyor. Hafta içi her gün olduğu gibi saatleriniz onu gösterdiğinde sizlerle birlikteyiz. Farklı konuklarımızla birlikte farklı konuları değerlendirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman gündemi konuşuyoruz. Zaman zaman tartışmaları değerlendiriyoruz. Bugün de CHP İzmir Milletvekili Taceddin Bayır bizimle birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar Teşekkür diliyorum. Ediyorum. Yayından önce de biraz sohbet ettik. Gündemimiz ekonomi, tüm halkın ekonomi. Dolayısıyla ekonomi üzerine merak ettiklerimiz var. Daha doğrusu bir umut ışığı görmek istiyoruz ve sorunun nasıl çözüleceğini merak ediyoruz. Ama ondan önce ben biraz keyifli başlayalım istiyorum. Evet. Gençlerin, üniversite öğrencilerinin bahar şenlikleri var. Birçok yerden İzmir Marşı sesleri yükseliyor. Bugün hatta birçok gazeteci köşe yazısında da yer vermiş. İşte Erciyes Üniversitesi, dün ODTÜ'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Gençler bahar şenliği alanlarında İzmir Marşı'nı haykırıyor. Bu da umut veren bunca olumsuzluğun arasında güzel bir gelişme olarak yanımızda duruyor. Gençler hala umutlu ve ümitli yani, herhalde. Hani daha önceki programlarımızda da sizlerle konuşmuştuk. Belki Mustafa Kemal Atatürk ismini havalimanlarından, stadyumlardan, meydanlardan silebilirsiniz. Ama 84 milyonun gönlünden, yüreğinden asla silemezsiniz Atatürk. Dolayısıyla bu gençler şimdi onların daha önde olduğu illerde bile, ki Kayseri'de yapılan bir toplantı, ki biliyorsunuz onların kalesi olan bir yer, ama oradaki üniversite gençliği, Z kuşağı bile artık İzmir Marşı'na bir İstiklal Marşı söyler gibi söyleyebiliyorlar. Evet. Yani bunlar da tabii üstü kapalı da olsa ülkeyi yönetenlere bir mesaj. Evet. Böyle güzel bir şeyle başlayalım istedim. Evet. Çünkü şimdi konuşmaya başlayacaklarımız çok da güzel olmayacak. Çünkü gündem ekonomi. Ekonomiden başka bir şey de konuşamıyoruz. Çünkü maksat karnımızı doyurmak, işimizi yürütmek. Esnaf ayakta durmaya çalışıyor. Asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. İşveren daha fazla işçi çıkarmadan işimi nasıl hallederim diyor. Biri borçla borç kapatıyor. Hangi sektörle konuşursanız dertler büyük görünüyor. Şimdi teşhisiniz çok doğru. Nedense kötü konuşmak hep bize düşüyor. Çünkü onlar bardağın hep dolu tarafını gösteriyorlar, göstermeye çalışıyorlar. Ve bardağın dolu tarafı güzel tabii, insanı mutlu ediyor. Yani susadığın zaman kana kana içebileceğiniz bir şey var. Biz ise bardağın boş tarafını gösterip nasıl doldurabileceğimizi anlatıyoruz. Dolayısıyla onlar hep umut vaat eden, iyi şeyleri anlatanlar oluyor. Biz de hep tehlikeli şeyler, kötü şeyleri anlatıyoruz. Geçenlerde de komisyon toplantısında Sanayi Ticaret Komisyonu Başkanımız, Konya Milletvekilimiz Ziya Altınyıldız yapılan ihracattaki artışı anlattı. Neredeyse 30 dakikaya yakın bir konuşma yaptı. İşte %24'ler seviyesinde ihracatımız artmış, çok iyi bir haber diye. Ama ithalattan bir kelime bile konuşmadı. Neyse, konuşması bitince ben elimi kaldırdım komisyon üyesi olarak. Sayın Başkan dedim, bir şeye itirazım var. Ya niye hep iyi şeyleri siz söylemek zorunda kalıyorsunuz da kötüleri biz söylemek zorunda kalıyoruz? Mesela neymiş o dedi. Ya dedim, sen ihracatı söylüyorsun %24 arttığını. Peki ithalattan bir kelime etmedin. İthalata da söyler misin? Ya onu niye söyleyeyim? Ya canım, ithalat ve ihracat birbirini dengeleyen şeyler bunlar. Yani o ne? %30 küsur artmış. Açık 6 milyar dolar. Hı. Ne oldu? Sen %24 ihracatı arttırdım diye çok büyük böbürlendiğin, övünerek anlattığın yerde öbür tarafta ihracat, ithalat onun kat kat misli fazlası artmış ve açık vermişsin. Yani sattığından daha fazlasını geri almışsın, satın almışsın. Bunun neresi ticaret, neresi karlı? Ülke menfaati nerede? Türkiye'de yaşayanların menfaati nerede? Ne zaman ki sen ihracatın yaptığın ithalattan fazla olur, artı vermeye başlarsın, o zaman bu başarı diye anlatılır. Bir de şu da var. İhraç ettiğin mal bir salkım domatesse, ithal ettiğin malsa şöyle elimdeki bir telefonsa da olay bambaşka bir yere doğru onu gider. Onu biz tabii kilogram maliyeti diye söylüyoruz. Yani bunu Avrupa, Amerika, diğer ülkelere mukayese ettiğin zaman Türkiye'nin ihraç ettiği malların kilogram değeri diğer ülkelere göre çok düşük. Çünkü onlar gelişmiş teknolojiyi size ihraç ediyorlar. Kaldı ki şimdi eskiden bunu söylüyorduk, sizin söylediğiniz bu tarım ürünleriyle ilgili. Hı hı. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam artık tarım ürünlerinde de onu söyleyemez hale geldik. Çünkü İspanya'dan mercimek alıyoruz. Yani Yunanistan'dan pirinç alır hale geldik. Öyle de bir tuhaf durumumuz var. Onları da Bozkır iklimi almıyoruz. Olan Rusya'dan ayçiçek yağı alıyoruz. O kadar zor bir mevsim şartlarına sahip olan ülkelerden de ciddi oranda. Şimdi
Yani hatırlarsınız dolar 4 lira 90 kuruş yani yaklaşık 5 lirayken Sayın Cumhurbaşkanı meydanlara çıkıp ya bize ne kurdan bu bizi bağlamaz demiştir. Yani konuşmada ne çözüm ne vizyon ne geleceğe umut yoktu konuşmalarda. Bugün görüyoruz ki hala aslında herhangi bir vizyon çizemiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dolar o gün itibariyle 4.90'dı. Bugün dolar 17.15 açtı. 17.20 idi az önce baktığımda. Euro 18.40 açtı. Gram altın 1020 lira oldu. Artık öyle düğünlerde altın takmak falan galiba boş yani. Evlenecek gençlerin de Allah ailelerinin evet. de yardımcısı olsun yakınlarının da. Çeyrek altın 1640 lira olmuş. Yani gram altın 1020, çeyrek altın takardık eskiden. Yarım altını geçerdik, o mümkün değildi. 3280 lira çünkü. Benzin 26 lirayı aştı. Enflasyon TÜİK'e göre, ki kendi kurumları gizliyorlar biliyorsunuz, %73. ENAG'a göre ise %150 enflasyon. Şimdi dün, daha dün gevrek ve boyoza %15 zam geldi biliyorsunuz. 3,5 liradan gevrek 4 liraya çıktı. Bir bardak çay ise en hesaplı yerde, en uygun yerde 3 lira. Yani oturup da şöyle ya midemi bastırayım, doymak için değil. Yani geçiştireyim bir gevrekle, çayla dediğiniz zaman ikisi beraber 7 lira. Yani bunu bir kişi de hesapladığınızda 3 öğün yapsanız aynı şeyi, bir gevrek çayla geçiştireyim deseniz 21 lira. Ayda yapar 630 lira. Bu geçiştirdiğiniz bir şey. Yemek değil bu yani, beslenme falan değil. Ve bunu 4 kişilik bir aileyle çarptığınız zaman otomatikman sadece çay ve gevrek yiyerek 3 öğünde 2520 lirası buraya gidiyor maaşın. Yani asgari ücretin yarısı gitti. Geriye kalan hatta 4253 lira neti asgari ücretin kalan, eksi 2500 dediğiniz zaman 1700 lira bir para kalır. Geriye kalan bu 1700 lirayla da evin kirasını, doğalgazı, elektrik parasını, su parasını, yol parasını, pazar parasını, dikkat ettiyseniz telefonu saymıyorum, onu çok lüks buluyorlar ya. Evet, telefonu doğru. Saymadım. Yani bunlarla da kalan 1700 lirayla bunları halledeyim. Ya bu insanlar ne yiyecek el insan? Yani kredi çekerek hayatlarını döndürmeye çalışıyorlar, katlayarak. İki banka buradan çekiyor, onun ödemesi ayın 15'inde, öbür bankadan çekiyor, onu kapatıyor, onun ödemesi ayın 1'inde. Yani takla attırıyor borca bankalarısı. Her gün artan bir sayıyla telefonumuz çalıyor ve bizi insanlar arıyorlar. Ne yazık ki üzülerek, sıkılarak, ağlayarak gıda yardımı da talebinde bulunuyorlar. Yani gerçekten insanlar inanılmaz derecede yoksulluğa doğru gidiyor. Bu bizi çok üzüyor. Zengini daha zengin yapan, fakiri daha fakir yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. Tabii bu işin sonu ne olacak bilmiyorum ama az çok bir öngörüm var. Yani nereden öngörüyoruz? İşte hani gözleri ışıl ışıl, fıldır fıldır olan bir bakanımız var ya, Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Diyor ki, biz diyor enflasyonla büyümeyi tercih ettik. Ekonomide yeni bir şey bu. Yani enflasyonla birlikte büyüyecekmiş ülke. Bu sistemden dar gelirler hariç sadece ve sadece ihracatçılar kar ediyor. İşte fakiri nasıl ezdiklerini anlatan bir maliye bakanımız var. Yani sözüm ona faiz inecekmiş. Cumhurbaşkanının her faiz söyleminde ne yazık ki dolar artıyor, euro artıyor, Türk parası eriyor. İnsana sorarlar yani 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun kardeşim, daha öğrenemedin mi sen bunu? 20 yıldır aynı inadından vazgeçmedin ve senin bu inadın yüzünden ülke ekonomisini bu kadar bilen, bu işin öyle hocaları, üniversitede ders verenleri, Amerika'da eğitim almış olanlar, herkes bu konuda seni uyarıyor. Niye bu işte direniyorsun? Yani mesela ya ülkeyi resmen ateşe atıyor aslında. Merkez Bankası 5 toplantıdır faizi niye sabit tutuyor? Çünkü Cumhurbaşkanı'ndan talimat alıyor. Merkez Bankası bunu sabit tutmasına, indirmemesinin sebebi paranın değer kaybedeceğinin öngörüsünü onlar da farkındalar. Zaten kaybetmiş durumda. Şimdi yani pazartesi... bugün arabayı sabahleyin ben benzinciye soktum. Kartımı uzattım. 1620 lira. İnanılır gibi değil. Geçen gün Meis'e gitmek için, uçak bileti almak için kartı uzattım. Recep Bey 800 küsur lira. Neydi lan?
800 küsur lira olmuş uçak bilet. İnanmayacağınız bir şey söyleyeyim. Ben 7 yıl önce ilk biletimi kaça almıştım biliyor musunuz? 45 TL. Yani 45 liraya ilk önce Ankara'ya gidiyordum. Şimdi 820 misline gidiyorum. Uzak yerlere otobüsle uçak biletlerini karşılaştırırdık. İşte 1'e 50, 1'e 75 örnek veriyorum olurdu. Derdik ki üzerine işte 25 lira daha ben uçakla daha kısa vakitte gidelim. Gideyim geleyim işimi halledeyim derdik. O seviyedeydi. Evet, şimdi öyle değil. Şimdi neredeyse 3 misli civarında. Yani otobüs fiyatının 3 katı civarında. Hafta sonu şöyle yazlık yerlere acaba dedim ki otobüs fiyatları ne oldu bir bakayım geçen hafta. Pazartesi, salı, çarşamba İzmir'den Marmaris'e 170. Perşembe, cuma İzmir'den Marmaris'e 204. Vay. Gerisine bakmadım. O 2-3 gün aralıklarla fiyatlar farklı. Tabii. Hafta içine denk gelmesine rağmen. İşte bu çok met ettikleri serbest piyasa ekonomisi denen şey bu. Şimdi fiyatlarda da sabitlemeye gidiyorlar. Mesela bugün bir haber var, dün daha doğrusu biliyorsun. 2023 yılına kadar ev sahipleri kiraları %25'ten fazla arttıramayacaklar. Yani güzel, %25'te fixlemişler. Ama bu geçtiğimiz dönemde %50 yapanlar, %100 yapanlar oldu kirası. Ya o zaman şimdi şunu sormaz mı insanlar? Ya madem kirayı %25'te fixliyorsun, öbür şeylerde de %25'te fixleyelim. Bu arada yani biz buna dükkanları razıyız. Olanlar için geçerli mi bu? Sadece ev konutlar için mi acaba? Esnaf da, esnaf için de olsa güzel olur. Yani sonuçta gayrimenkul olduğu için tabii aslında öyle tabii yani. Esnaf hele pandemide perişan tabii, oldu tabii. Biliyorsunuz. Dolayısıyla onları da bağlaması lazım. Yani mülk sahiplerinin geliri anlamında %25. O zaman keşke domatesi de fixleseler %25'e. Çünkü yani biliyoruz ki çok daha fazla artacak. Yani bu yönetim biçimiyle, bu anlayışla insanları inanılmaz derecede hiper enflasyona alıştırdılar. Gidişat iyi değil. Temmuz'da bu şartlarla bu asgari ücreti 4000 küsur liralardan 6000 netlere bile getirseniz bana göre, yani %50 artırsalar bile her şeye çıldırmış gibi zam geliyor. Dolayısıyla bu yaraları saramayacaklar. Çünkü 100 liranın falan artık pazarda bir değeri yok. Yok yok. Geçen gün 3 hafta önce zannediyorum, daha önce de paylaşmıştım izleyenlerimizle. Bir yaşlı teyze, pazarda sohbetleri dinlemeyi çok seviyorum. Herhalde mesleki deformasyon. Şöyle bir telefon kadar bir peynir almış. Soğanla patates alıyor. Dediler ki teyze 5 kiloya tamamlayalım mı? Ay yok evladım dedi, tamamlayamazsınız. Çünkü ben 100 lirayla dedi pazara çıktım. Küçük bir kalıp işte dedi bu kadar peynir istedim. Bana 20 lira geri verdiler. Bu 20 lirayla dedi ben bu haftalık alışverişimi yapmak zorundayım. Yani 2 soğansa 2 soğan dedi. Evet. Ben o tezgahta dondum. Bu bir örnek. Belki daha da kötüleri de var. Var tabii. Yani işte buradan şunu gösteriyoruz ki insanların çoğu artık ne yazık ki fakirden aç yatıyor. Bakın geçen gün bir ulusal gazetede Türkiye'de 15 milyon kişinin aç yattığının bir açıklaması var. Üstelik bu açıklamayı kaynağı Birleşmiş Milletler raporu. Yani ilginç bir şey, rapora göre yaklaşık Türkiye'de 15 milyon kişi yeteri kadar gıda tüketemiyor. Yani alamıyor. Yani az önce söylediğimiz gevrek simite mahkum edilmiş durumda. Burada bazen diyorum ki ya şu Sayın Erdoğan hiç konuşmasa acaba daha mı iyi olacak? Çünkü konuşmaya başlıyor. Dolar 16.45. Konuşma geçiyor. Yarım saat sonra dolar 16.77 oluyor. Bugün 17.20. Yani konuştukça fakirleşiyor. Çünkü yeni ekonomi modeli diye anlattığı şeyi toplum, herkes reddediyor. Refleksle yani böyle bir model olamaz diyor. Niye bunda inatlaşıyorsunuz diyor. Ama ne yazık ki böyle. Şu anda sendikalara göre Türkiye'deki açlık sınırı 6000 TL'yi aştı. Yani 4 kişilik bir evde evine ayda 6000 lira girmiyorsa o aile aç denebilir şu andaki rakamlarda. Bu hesaplara göre milyonlarda asgari ücretli emekli açlık sınırının altında yaşıyor. 84 milyon nüfusu bir ülkede 14.8 milyon kişi yeteri kadar beslenemiyor. Yani bu şu demektir. Türkiye'de yaşayan bugün her 5 kişiden bir tanesi iyi beslenmiyor. Yani %20'si neredeyse demek nüfusun. Her 5 kişiden birisi. Bu durumda bir harita açıkladı Birleşmiş Milletler. Ne yazık ki İzmir de var içinde. Çarpıcı olduğu için o rakamlar, yani illere göre dağıttılar. Söylemek istiyorum.
İstanbul nüfusunun yaklaşık %17,78'i. Yani 2 milyon 800 bin kişi. Yeterince beslenemiyor İstanbul'da. Bu oranlar Ankara için %17,55. Yaklaşık Ankara'da 1 milyon 100 bin kişi iyi beslenmiyor. İzmir için ise 18,7, yaklaşık 810 bin kişi. Yani İzmir'de 810 bin kişi bugün yatağa aç gidiyor desek doğru yani. Dolayısıyla nüfusa göre yetersiz beslenmenin en yüksek olduğu yer ise Şırnak, %20,25. En düşük olduğu il ise Niğde, %17,35. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman en düşük il 17,5, en üst il 20,5 olmak üzere arada nüfusun yüzdesine göre yoksulluk devam ediyor. Şimdi ben işin doğrusu, yani artık belli bir yaşa gelmiş, uzun yıllardır hem ticaret yapan hem siyasetin içinde bilinir olarak tabii birçok şeye şahit oldum. Yani çok iktidarlar gördüm. Kendi partimde bile 6 genel başkan gördüm. Yani 7. genel başkanla çalışıyorum. Baktığım zaman bu güzel ülkemin insanların aslında hak etmedikleri halde çok şey yaşadıklarını düşünüyorum. Yani şunları gördüm bu yaşıma kadar. Mesela halkına yalan söyleyen iktidar gördük. Halkını kandıran iktidar gördüm. Halkına hayatı zehir eden iktidarı da gördük. Halkını yoksullaştıran iktidar gördük şimdiki gibi. Ama bir şeyi ilk kez gördük. Nedir o? Halkına kazık atan iktidar. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Ya şimdi Allah'tan reva mıdır? Elektriği halkın, vatandaşın evine kilowatt saatini 1 lira 89 kuruşa veriyorsun. Sanayicinin fabrikasına, üretim yapıyor adam, döviz kazandı, 2 lira 74 kuruşa veriyorsun kilowatt saatini. Ama Suriye'ye ve Yunanistan'a elektrik satıyorsun, kilowatt saatini 0.89 kuruşa veriyorsun. Yani Suriyeli'ye ve Yunanlı'ya 0.89'a sattığının 2 katına kendi vatandaşına satıyorsun. 3 katına da kendi sanayicine satıyorsun. Yani kendi vatandaşına bu kadar düşman olur mu bir iktidar ya? Yani vatandaşını kazıklayan iktidar olarak tarihte yerlerini aldılar. Yani hepsini görmüştük, kandıran, yalan söyleyen. İşte o isterken her tür numarayı yapan ama vatandaşını göz göre göre kazıklayanı da ilk kez görüyoruz. Şimdi bu arada siz dediniz ya, biz çok iktidarlar, çok farklı yani, dönemler gördük. Biz şahit olmadığımız için biz okuduklarımız kadarıyla bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Ben oy kullanmaya başladığımda bu iktidar dönemiydi. Yolu yaraladım, 35'e doğru geldim. Bu iktidar dönemiyle devam ediyorum. Dolayısıyla siyaseti algılayabilecek yaş aralığımda farklı siyasi partilerin nasıl bir yönetim anlayışı sergilediğine bizzat şahit olmadım. Tabii şimdi, sizin bir şanssızlığınız daha var. O da şu, şimdi bizim gençliğimizde, yani tam böyle şey çağımızda, 17-18 eğitim üst düzey aldığımızda televizyonlarda siyasi partilerin liderleri Sayın Demirel, Ecevit, Türkeş, Erbakan birlikte otururlardı böyle bir masanın etrafına. Uğur Dündar oradan bir soru sorardı. Derdi ki, işte Sayın Ecevit, Türkiye'nin çıkışı için ne öngörüyorsunuz? Yani aynı soruyu 4 lidere sorardı. Biz şanslıydık, şöyle 4 liderin o konudaki görüşünü öğrenebiliyorduk. Ve aynı anda sorulduğu için sıcak. Hangisi daha doğru, hangisi güzel yol gösteriyor? Karşılaştırma yapılabilir. Karşılaştırma olur. Yapabiliyorduk. Ama şimdi siz bunu yapamadınız, görmediniz böyle bir şeyi. Evet. Çünkü Tayyip Erdoğan bu ülkenin başına geldiğinden beri bir araya gelip de bir televizyon kanalına çıkıp da Sayın Kılıçdaroğlu ile asla tartışmadı. Asla konuşmadı. Neden? Konuşamıyor, cesareti yok. Çünkü alışmış adam, prompter'dan okuyor her şeyi. Kendi grup toplantılarında bile önünde 2 tane prompter, birileri yazıyor, veriyor önüne, prompter'dan okuyor. Toplantılarda ona keza prompter'dan okuyor. Asbel kadar fişi çektiğiniz prompter'dan elektrik giderse hapı yuttum. Ne söylediğini anlayamazsınız. Yani her şeyi birileri yazıp veriyor ve oradan okuyor. Bunu bir 2019 yerel seçimlerinde şöyle bir denedik. İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde iki belediye başkan adayının tartışmalarını, ama o da çok kısıtlı ve sınırlıydı. Onda da pek bir şey yani anlayamadık ama. Siz gerçekten çok şanslısınız. O konudan da şanslısınız. Defalarca Sayın Kılıçdaroğlu davet etti. Cumhurbaşkanı, buyurun birlikte sizin seçeceğiniz bir sunucuda, sizin seçeceğiniz bir kanalda,
Siz danışmanlarınızı, bakanlarınızı da alın arkanıza. Yani herhangi bir soruda takılırsan dönüp yardım alabilirsin. Onlar yazarlar, notlar gönderirler sana. Sen öyle katıl. Ben yalnız başıma katılacağım. Gene de asla Kılıçdaroğlu'nun karşısında birebir oturmadı. Şimdi konuyu şuraya getirecektim. Dediniz ya enflasyonla büyümeyi tercih ettik dedi Bakan evet. Nebati diye. Geçmiş dönemlerde de buna benzer konular olduğunu biliyorum. Tansu Çiller döneminde 94'te işte ben 5-6 yaşlarındayım. Yine siyaseti algılayamadığım bir yaş olduğu için bir araştırdım. 94'te neler olmuş. İktisatçı Profesör Oktay Yenal'dan bir rapor istemişler. Bu konuda Merkez Bankası Başkanı ve Tansu Çiller arasında bir tartışma yaşanıyormuş. Yine aynı konuda. O raporda ne deniliyor diye dedim. Şöyle bir baktım. Çarp bir kısmını aldım. Özetliyor diye düşünüyorum. Şöyle diyor Yenal. Unutmamak gerekir ki dünyada kalkınmasını %60-70 enflasyonla sürdürebilmiş ve sonunda yumuşak iniş yapabilmiş hiçbir ülke yoktur. Demiş 94'te. Evet, 94'ten bu yana bir şey değişti mi bilmiyorum. Ya hiçbir şey değişmedi aslında. Yani iktisatta bir şey. Onların başarısızlıklarından davranış biçimleri, söylemleri değişti, uygulamalar değişti. Tabii mesela orada bir şey söyleyeyim. Bizim şimdi altılı masa etrafında ele alınıyor bazı şeyler. Öngörüyle işte iktidar olmamız durumunda Millet İttifakı olarak neler yapılacağı konuşuluyor. Mesela burada özellikle bizim Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceği kalıcı olan devlettir. Devleti yönetenler asla siyasete bulaşmamalıdır. Ne demek istiyorsun? Yani bir ülkenin valisi, bir kentin valisi, bir ilçenin kaymakamı, bir ilin emniyet müdürü, bir kuvvet komutanı, asker, general bunlar ya da bir merkez bankasının başındaki şahıs. Bunlar devleti temsil eden insanlar. Siyasetçiler gelir gider. A partisi, B partisi, C partisi. Ancak devlet kalıcı olandır. Dolayısıyla bazı kararlar siyasi olarak alınmamalıdır. Yani siz Merkez Bankası'nın başına işte bir tarafta Cumhurbaşkanı kimliğinizi giyip öbür tarafta Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı kıyafetini giyerek müdahale ederseniz Merkez Bankası'na İşte dövizi durdurmak için şunu yap, bunu yap, şu garantiyi verdi. İşte en son yapılan sadece ve sadece doları kontrol etmek için dövize endeksi, döviz korumalı bankalarda hesap açtırdılar biliyorsunuz. Dediler ki elinizdeki Türk parasını çıkarmayın, dövize yatırmayın. Türk parasını götürün bankaya yatırın faize. Biz size orada vereceğimiz TL faizi artı dövize karşı paranızda bir değer kaybı söz konusu olursa bunu karşılayacağız dediler. Hı hı. Ve sadece bunu söylediklerinden bugüne Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kasasına verdikleri zarar 140 milyar. Çok kısa bir zamandan bahsediyorum. Daha 3 ay olmadı. 140 milyar şu anda. Yani bize aylık maliyeti 50 milyar neredeyse bu cümlenin. Ve bununla rağmen dövizi denetleyebildin mi, kontrol edebildin mi? Edemedin. Döviz gene aldı başını gidiyor. Oysa bu tavizi vermesinin sebebi, bu kadar parayı 50 milyar her ay vermesinin sebebi dövizi kontrol etmekti. Faizin yükselmesini engellemekti. Demek ki olmuyor. Aslında bir taraftan faize karşıyım diyorsun, diğer taraftan sen faizi kendin yükseltiyorsun. Adı TL bazında verilen faiz değil de dolar döviz mevduatı korumalı. Aynı şey. Kredi faizlerinde de çok ciddi bir tabii yani farkı yok ki birbirinden. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman devlete hiçbir zaman gelen siyasilerin müdahil olmaması lazım. Çünkü müdahil olursanız, şimdi tabii bu Türkiye'de ilk kez oldu. Bir siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı oldu ve o Cumhurbaşkanı geldi parlamentoda bizim önümüzde tarafsız olacağını yemin etti. Olmaz. Yani siz şimdi bir tarafta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olacaksınız, diğer tarafta Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacaksınız ve tarafsızım ben diyeceksiniz. Olamazsınız. Neden? Kendi partinize farklı davranırsınız. Kendi partili belediye başkanına farklı davranırsın. Bizden olanlara farklı davranırsın. Bu kadar. Yani ayırdın sen resmen insanları. Oysa Cumhurbaşkanı bütünleştirici, birleştiricidir. Ayrıştıran değildir. Cumhurbaşkanı herkesin babası gibi olmalıdır. Herkesi kucaklamalıdır. Tarafsız olmalıdır. Bu sistem görünüyor ki bizi barış ve kardeşliğe doğru götürmüyor. Bizi ayrıştırmaya doğru götürüyor.
Dolayısıyla bu ayrışmadan kurtulmamız gerekiyor. Pazartesi günü kabine toplantısının ardından söylenen bazı sözleri zannediyorum ki eğer takip edenler varsa enflasyon yok, hayat pahalılığı var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz evde dinlerken hepimiz birbirimize baktık. Yani bir TÜİK'in açıkladığı veriler de var. Keza aynı şekilde ki bu verilerin yeterli olmadığını iddia edilmesine rağmen rekor kırıyor TÜİK verileri bile. Son 20 yılın rekorunu kırıyor. Ardından yine faizle ilgili sözleri vardı. 3600 ek gösterge asgari ücrete ek zam gelir mi? Bu zaten 3600 ek gösterge için ocağı işaret etti. Asgari ücrete de yeşil ışık yaktı gibi görünüyor açıklamalarında ama en çarpıcı olan enflasyon yok, hayat pahalılığı var dedi. Acaba biz mi idrak edemedik? Bu ne demek? Belki de biz idrak et. Yani ben idrak edememiş evet, olabilirim. Yani şöyle söyleyeyim. Sayın Erdoğan hala Türk milletini araştırmaz, sormaz, okumaz. Cahil insanlar olarak niteliyor herhalde. Ve beni anlıyorlar diyor. Yani ben yutturuyorum onlara diye düşünüyor. Artık yutturamıyor. Farkında değil. Yani son yapılan Türkiye'deki son bir ay içerisinde 9 tane kamuoyu araştırma şirketi bugün seçim olsa bu pazar sonuçlar ne olur diye yapılan anketlerin sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10-12 puan gerilediği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 6-7 puan gerilediği net bir biçimde ortada. Dolayısıyla Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında daha önce önde olan Cumhur İttifakı'nın şu anda Millet İttifakı'nın en az 10 puan gerisine düştüğü 9 ayrı kamuoyu şirketi tarafından anket firmasından açıklandı. Yani bunu niye söylüyorum? Bu şirketlerin 5-6 tanesi de onlara yakın olan şirketler. Yani kendi yandaş firmaları bile ey Erdoğan sen seçimi kaybediyorsun diyorlar. Ve şimdi onu söyledikten sonra da onlar da biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Sayın Erdoğan çok ustadır bazı konularda. Yani seçim arifesine giderken vaatlerde bulunur. Mesela bir otomobil vaadi vardı, otomobil yok oldu, otomobil yok. Çıkmadı. Ben sanayi komisyonundayım. 7 yıldır bir türlü göremedik otomobili. Reklamlar asıldı duvarlara, şuralara, buralara ama araba yok. Arabası piyasada yok. Ne hikmetse. Bir tankımız vardı. Altay tankı. Şöyle öğrettik, böyle öğrettik. Şuralara satacağız. Tank yok ortada. Şimdi bir uzay lafı attı. Uzaya gideceğiz. Bilet satacağız. Tabii uçak parasından bahsediyoruz. Uzaya gidenlere bilet satacaklar neredeyse. Yani biz sizi ne diyorsun ya sen bu adamların iktidarında Erdoğan bizi uzaya çıkardı. Yatın kalkın şükredin. Dua edin. Ya yani demeye getirecek. Başvurularda yani. Da şartlar vardı. Sizin şart tutmuyordur. Yaş şartı vardı. Ondan sonra eğitim şartı. Yabancı dil şartı vardı. Ben yabancı dilden herhalde. Yaştan da kaybetmiş olabilirim. Yani şimdi şöyle biz söyleyelim de yersen ve yiyor da yani bugüne kadar ama şimdi bu sefer olmayacak. Şimdi başka hesaplar içerisindeler. İşte bir insanları biraz böyle kandırabildiklerini bu yöntemle kandırmak. Bir kesimini de korkutmak. Böyle işte Sadat gibi örgütlerle yok ak bilmem neler, yok arabaların bagajlarında silah göstermeler falan. Böyle toplumu sindirebilir miyiz, korkutabilir miyiz? Olmuyor. Artık 20 yıldır denemediği hiçbir şey kalmadı. Olmuyor. Ağzınla kuş tutsan bu sefer bu seçimleri kaybediyorsun. Neden kaybediyorsun? Çünkü mutfaktaki yangında iki çocuğunu doyuramayan ana eskiden birine bir patates, birine bir patates, birine bir yumurta, birine bir yumurta veren ana son 3 yıldır, 4 yıldır yarım yarım veriyor onu. Çocukların aç yattığının farkında. O ana o seçim kabinine gittiğinde eline o mühürü aldığında çocuklarını aç yatırdığının hesabını senden vereceği oyla soracak. Ondan olmuyor. Ya da dişinden tırnağından arttırdığını karı koca, 10 yıl aynı paltoyu giymiş, 5 yıl aynı ayakkabıyı giymiş karı koca, evladını üniversite okutmuş, evladı üniversite mezunu olarak gelmiş ama 3 yıldır evde divanın üstünde yatıyor, bir iş bulamamış. O evladına iş bulamayan ana baba, sandıkta sana bunun hesabını soracak. Niye soracak? Çünkü o evdeki insanlara dokundun sen. Yani birini işsiz bıraktın, birisini aç bıraktın. Ötekisi farklı bir noktaya geldi eğitimle. Bunlar bunun hesabını soracak ve demokratik biçimde soracak. Sandıkta soracaklar. Başka şey beklemesinler. Zaman zaman bizi kışkırtarak sokağa dökmek istiyorlar. Zaman zaman acaba sokağa dökülse bunlar da biz de bunların üzerine polisle askerle gitsek, bir benzetsek, fişlesek. Zaten fişliyor artık. Yani bugün
cumhuriyetçiyim diyen, ben Atatürkçüyüm diyen, ben ülkemi seviyorum diyen insanlar, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan insanlar, devlet kurum ve kadrolarına girebilmek için imtihana girdiğinde 95 puan bile alsa, 100 puan bile alsa mülakatta eleniyor. Neden? Çünkü onun kim olduğuna bakıyorlar sosyal medyada istihbarat olarak. Vay sen cumhuriyetçisin ha, vay sen sosyal demokratsın ha, vay senin kardeşin, bırakın kendisini, annesi, babası, abisi, kardeşi eğer bir şey paylaşmışsa Facebook hesabında vesairede, böyle böyle insanları sindirdiler. O insanların hepsini devletin dış kapısı mandalı yaptılar. İçeriye ise askeriye dahil olmak üzere bütün bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarına kendi yandaşlarını doldurdular. Ve nasıl oy alıyor bunlar? Seçimden sonra bu insanlar birbirinin yüzüne bakarak, ya bunu sen vermedin, ben vermedim, o vermedi. AKP bu oyu nasıl aldı kardeşim? İzmir'de %30 alıyor oy. İzmir gibi yerde. Nasıl oluyor? Dediğinde işte bu şekilde alıyor. İşte az önce bahsettim ya, İzmir'de 800 bin yeterli beslenemeyen aç insan var. Yoksul insan var. Bu insanlara ne yapıyorlar? O devletin ihalelerini alan beşli çetede gerekli parasal yardımı alıp o üç harfli alışveriş merkezlerinden kredi kartları vererek diyorlar ki al sen bunu, bak dua et biz iktidardayız, CHP gelirse bu yardımları yapmayacak. Al bu kartı, git o üç harfli alışveriş merkezine 300 liralık evine gıda al. Dua et biz AKP'den geliyoruz. Bu şekilde oy alıyorlar. Başka türlü mümkün değil ki oy almaları. Ve ne yazık ki bunlara inanan insanlar var. Gençler ümitsizler, üniversite bitiren, işsiz olan, yurt dışına gitmeye çalışan, ki bunu uzun zamandır zaten konuşuyoruz, bir türlü bir kaçış yolu arıyorlar. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşması vardı geçtiğimiz haftalarda. Özellikle tekel ürünlerine gelen zamlarla ilgili de söylediği sözler yine sosyal medyada çokça tartışılmıştı. Önümüzdeki süreç, seçimi önce sorayım. Siz hala erken Haziran'ı bulmaz diyor musunuz? Ondan sonraki süreç aslında önemli olan. Haziran ya da Kasım ya da Aralık. Bu seçimden sonraki süreçte bu ekonomik gidişatı toplamak ne kadar zaman alacak? Evet, yani tabii onu madde madde de anlatabilirim. Altılı masa arasında bir işbirliği sürecinde yapılan bazı tespitler var. Birçok konuda hemfikir olunuyor. Özellikle işsizlik konusu, eğitim konusu, mutfaktaki yangının söndürülmesi meselesi, bunların tamamının özgürlükçü bir kamu düzeni olması, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı güçlendirilmiş parlamenter sisteme tekrar geri dönmemiz, her türlü ayrımcılığa son vererek çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü demokrasiyi hayata geçirmek gibi gibi altını böyle kırmızı kalemle çizeceğimiz şeylerde hemfikiriz. Hı hı. Bunun üzerinde hatta şöyle diyoruz biz, daha iyi algılanması için belki artık bu insanların 20 yıldır denedikleri bu AKP iktidarına geçmişte oy vermiş olabilirler. MHP'ye oy vermiş olabilirler. O günün kararıydı. Ama bugün artık elim kırılsaydı da vermeseydim, bu ülkenin gidişatından memnun değilim, bu düzenden memnun değilim diyen insanların artık bize katılması gerekiyor. Yani şunu seslenmek istiyoruz. Bizler işsizlere iş sağlamak, ülkeyi kardeşliğe getirmek, milleti huzura kavuşturmak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, bölgesine ve dünyada saygınlığı olan bir ülkeyi yeniden inşa etmek istiyoruz. Yani bu söylediklerimize inanıyorsanız bize katılın artık. Diyoruz ki akılcı bir ekonomi yönetimine inanıyorsanız bize katılın. Silivri korkusu olmadan konuşmak istiyorsanız bize katılın. Her alanda ve herkes için adalet istiyorsanız bize katılın. Barış akademisyenleri görevlerine dönsün, harp okulu öğrencileri serbest bırakılsın diyorsanız bize katılın. Çevreyi, kurdu, kuşu, ormanı önemsiyorsanız bize katılın. Eğitim ve sağlık için daha fazla bütçe ayrılsın diyorsanız bize katılın. Çocuklarınızı bu güzel ülkede tutmak istiyorsanız bize katılın. 128 milyar doların kimlere satıldığını bilmek ve öğrenmek istiyorsanız bize katılın. Ödediğiniz vergilerin nerelere harcandığını öğrenmek istiyorsanız, şeffaf bir yönetim istiyorsanız bize katılın. İsraf haramdır, yolsuzluk haramdır, yandaş kayırmak haramdır diyorsanız bize katılın. Bunları niye söylüyorum? Şu saydığım şeylerin ana başlıkları adı altında
hayır diyebilecek bir insan ben tasavvur edemiyorum şu saydıklarımı. Mutlaka bunlara evet diyorlar. Ama bize katılın dediğimiz noktada nedense işte bir Silivri korkusudur. Acaba gözaltına alır mıyım? Acaba işimden olur muyum? Acaba çocuğum devlet memuru ise işten atılır mı? Gibi gibi o korkuya teslim oluyoruz. Artık korkma zamanı değil, o dönem geçti. Biz her türlü darbeye karşı bir siyasi partiyiz. Biz sandıkla gelenleri sandıkla göndermekten yana olan bir partiyiz. Ve biz bunu başaracağız. Biz bugüne kadarki çalışmalarda toplumun neden bizi seçmedi diye bir sorgulama hakkını kendimizde görmüyoruz. Bu eksikliği kendimizde görüyoruz. Bakın ben bu pazar Muş'a gideceğim çalışma yapmaya. Yani 7 yıllık milletvekili süremde 40 tane vilayette çalışma yaptım. İzmir dışında. Demek ki bu milletvekili çıkaradığınız illere sanki oranda milletvekili gibi gitmemiz lazım. Oradaki sorunları dinlememiz lazım. Oradaki sorunlara çözüm önerilerini parlamentoya dönüp getirmemiz, kanunsa kanun çıkarmamız lazım. Soruysa soruyu sormak lazım. Yani biz artık böyle boş söylemlerle bize işte efendim bu Gezi'deki çocuklar var ya bunlar cami yaktılar falan. Ya Allah aşkına soru önergesinde sordum İçişleri Bakanı Sayın Soylu'ya. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp cami yaktılar dedi. Hangi cami yakıldı? Kaç tane cami yakıldı? Caminin adı nedir? Nerededir? Lütfen bu soruma cevap istiyorum İçişleri Bakanı'na. Ya böyle çamur at kalsın izi. Bir iddia içinde bir cami hocasının açıklaması vardı. Ya kaldı ki. Orada da efendim camide bira içtiler bilmem ne dedi. Caminin içindeki adam çıktı hoca. Dedi ki hayır böyle bir şey olmadı dedi. Bunu dedi diye adamı sürdüler başka bir yere. Yani bir de bu var yani. Ya sen siyasete niye bunları alet ediyorsun? Niye camiye alet ediyorsun? Niye caminin hocasını alet ediyorsun? En iyi yaptığı şey siyasete dini alet etmek. Yani sen niye giriyorsun kardeşim Tanrı'yla benim arama, Allah'la benim arama? Benim ibadetim benle ilgili. Seninkini ben sorguluyor muyum? İzmir'de kiliseye giden de var, camiye giden de var, sinagoga giden de var. Bir de bu topraklar hep böyleydi. Yani, geçmişten yana böyleydi. Önemli olan barış ve insanca yaşamak değil mi? Sen benim niye uğraşıyorsun yediğimle, içtiğimle, giydiğimle, gittiğim ibadetle? Bana insan olarak bak. Ben de sana insan olarak bakıyorum. Sen kendi yoluna, ben kendi yoluma. Bu arada sonlara doğru yaklaşıyoruz. Şunu konuşmadık. En son kira artış oranları ile ilgili bir düzenleme var dedik. Bir de konut sıkıntısı var. Satış fiyatları daha doğrusu çok yüksek. İzmir özelinde zaten aylardır konuşuluyor. Konut yok. İzmir'de konut yok. Fiyatlar alınabilecek gibi değil. Zaten bir asgari ücretlerin alması hayal değil, imkansız ama normal şartlarda birinin de bir seviyenin üstünde kazancı olan birinin de şu an İzmir'de ev alması çok da mümkün görünmüyor. Neredeyse 1 milyon, 1,5 milyon gibi normal standartla evlerden bahsediyorlar. Böyle villalar, işte bahçesi olan, havuzlu olan evlerden bahsetmiyoruz. Şimdi bunun için hazine arazilerini dediler ki ucuz konut yapılması için satışa çıkaralım. Bu çözüm olabilecek bir adım olur mu? Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle, inşaat maliyetleri de çok yükseldi tabii. Yani az önce de ifade ettik, TL'nin değer kaybetmesi otomatik olarak demir, çimento, beton fiyatları uçtu gitti. Ben kendim bundan 6 ay önce bir inşaata başlamıştım. İnşaata başlarken proje safhasında bir analiz yapıyoruz. Analizi yaparken demirin kilosu 5 liraydı. İlk siparişi verdim temel için 8 lira. En son üst katın betonunu dökerken verdiğim demir siparişi 14 liraydı. Galiba şu anda 18 lira. Yani 5 lira, 5 lira, 18 lira. 4 katı neredeyse. Şimdi böyle bir ortamda normal bir inşaatın maliyeti açısından baktığınızda yani devletin arazisi üzerine hani konut yaparsak bu hesaplı olur demek sadece arsa payını düşürmek olur onu. Yani devlet millete ev sahibi olsun değil mi? Ama ben bir şey söyleyeyim size. Aslında İzmir'de konut sıkıntısı yok. İzmir'de konut var. İzmir'de konut var. Toplumun halkın alacak gücü yok. Alanlarda dikkat edin aynı evler ikinci üçüncü evini alıyor alanlar. Parası olan zaten almaya devam ediyor. Tabii yani, onda zaten sıkıntı yani, yok. Konut sıkıntısı yok aslında. Yani konut yeterince konut var ama ikinci üçüncü evini alıp
yatırım amaçlı hem evin değeri artsın hem de size kira verip kira gelirinde. Şimdi burada özellikle bu pandemi dönemi ve deprem sonrasında İzmir çok ilgi alan bir alan oldu. İstanbul'dan ve Ankara'dan çok ciddi göç aldık. Özellikle İstanbul'dan. Çünkü İstanbul'daki yaşamla da İzmir'e mukayese ettiğiniz zaman İstanbul çok pahalı. Yani akşam yemeği pahalı, ev kirası pahalı, evin değeri pahalı. Yani İstanbul'da villalar 25-30 milyon liraydı bir yıl önce. İzmir'de şu anda 15 milyon liralara fırladı. Normal iki katlı bir villadan bahsediyoruz. Apartman daireleri de minimum 1 milyon lira şu anda. Evet. Bu boyutta baktığınızda size normal asgari ücretli birisinin ev alması zaten mümkün değil. Bırakın asgari ücretli. Asgari ücretlerin başında duran beyaz yakalı müdürün, yani ayda 10 bin lira, 15 bin lira maaş alan birisinin de çok mümkün değil. Çünkü hesapladık, en düşük faizde 1 milyon lira kredi çekseniz ayda 18 bin lira ödemeniz gerekiyor. Ayda 18 bin lirayı kaç para maaş alan birisi ödeyebilir? Yani şu an her baba yiğidin harcı yani değil. Mutfağını, yiyeceğini, yediğini, içtiğini ayıracaksın. 18 bin lira arttıracaksın, onu da eve yatıracaksın. Mümkün değil. Ama şu anda kiralar 15 bin, 12 bin lira seviyesine çıkan ev kiraları da var yani. Evet, evet. Gerçekten çok zor durum. Bu normal bir şey değil. O yüzden kiraların da işte %25'te fixlemeye çalışıyorlar artışını. Tabii bu şekilde düzelmiyor. Konutlarda, kiralarda bu sorunlar yaşanırken İzmirli depremzedeler de hala evleri yapılsın yani diye bekliyor tabii bir taraftan. Onlar da o mücadeleyi veriyorlar. Öbür tarafta emeklilikte yaşa takılanlar var. Diğer tarafta 3600 ek göstergeyi bekleyenler var. Tabii seçim arifesinde AKP şimdi 20 yıldır yapmadıklarını seçimin arifesine bir parmak bal çalarak yapmaya çalışacaktır. Oyunu arttırmak için diye düşünüyorum. Özellikle zaman siz de bir araya geliyorsunuz zannediyorum ki İzde de Haydar Özkan'la birlikte sosyal medyada sık sık bir araya geliyoruz. Paylaşımlarınızı da gördüm. Biz de zaman zaman ağırlıyoruz. Onların da tek derdi bir an önce evlerine kavuşmak. Kimi evlerini terk etti, başka yere gitti. Kimi kirada hayat mücadelesi vermeye çalışıyor. Bir de satın aldıkları evlerini ikinci kez satın alacaklar ama ona da razılar. Bir kredi desteği istiyorlar. Gerçekten onların da işi çok zor. Kısa zamanda çözülmesini temenni. Bir Ankara çıkarması da yapmışlardı onlar. Doğru geldiler. Evet, görüştük orada. Evet, bundan sonraki genel süreçte başkanla da görüştüler. Evet, genel başkanla da görüştüler. Ümit ediyorum ki onların da sıkıntıları hızlı bir şekilde çözülür. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ kolaylıklar diliyorum size de çalışmalarınızda. Sağ olun. Eksik olmayın. Evet efendim, İzmir Milletvekili Taceddin Bayır bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Gündem malumunuz ekonomi, hepimizin evinde, mutfağında yaşadığımız sıkıntılar, tüm ülkeyi ilgilendiren sıkıntılar, bazı özel verilerle birlikte, İzmir özelindeki elbette ki değerlendirmelerle birlikte aktarmaya, anlatmaya çalıştık. Programı noktalamanın vakti geldi. Bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Yarın saatleriniz onu gösterdiğinde yeniden buluşabilmek ümidiyle hoşça kalın.